Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mahsulünde zarar eden çiftçimiz yok sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Efendim, Tarım Bakanı dedi ki zarar eden çiftçi yok dedi. Ne düşünüyorsunuz? Herhalde yoktur diyorum. Yok mu? Söylemişse yoktur tabii. Eyvallah. Yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öyle demişse yoktur. Yok mu? Yalan mı söyleyecek koskoca adam? Yani koskoca bakan. Bakan yalan mı söyleyecek? Ya. Doğrudur. Zarar eden yok mudur? Ya ne zararı ya? Ne zararı? Zarar eden yalan söylüyor. Herkesin ikişer tane traktörü mü var? İki de var, üç de var. El arabası da var. El arabası da var. At arabası? O da var. Bisikleti de var. Eyvallah. Çok sağ ol. Abla merhaba. Telefonumuzu da gösterelim mi? Yok, o elinde zaten. Abla, Tarım Bakanı dedi ki zarar eden çiftçi yok dedi. Ne düşünüyorsunuz? Var canım, olmaz mı hiç? Gübre yok. Olmuş 500 lira olur mu hiç? Dün daha kardeşim buğday ekemedi gübre haddinden fazla pahalı diye. Allah Allah. Kim demiş yok diye. Hep bakan diyor. Git ya, işine baksınlar. Abi madem zarar etmiyoruz, neden yardım edilmiyor? Neden ihracat yapmıyoruz? Neden hep ithalat yapıyoruz? Madem o kadar iyi bir durumdayız, neden hep ithalat yapıyoruz? Neden yani yerli çiftçiye önem vermiyoruz? Neden buğdayı, samanı dışarıdan alıyoruz mu diyor? Abi yani şimdi nasıl... Neden alıyoruz onları zarar etmiyorlarsa? Abi ben zaten o destekçisi dedim abi, neden öyle bir şey yapıyorlar zaten? Madem çiftçiye önem veriyorlar, İthalat yapmasınlar abi, ihracat yapsınlar. Neden halkımıza önem vermiyorlar? İşte abi böyle mesela sorunları var mesela abi halkın. Yani bu oy verenler de abi mesela ya yani şimdi hepsini, bütün dayıları hesaba katmıyorum, dayı teyzeleri hesaba katmıyorum. 65 yaş üstü abi. Yani insanlar mı olmuş mesela tüp kuruyor diyorlar, öyle bir tane sorun yoktu. Ben mesela büyüklerime soruyorum, tüp kuruyor diye bir tane sorun yokmuş mesela abi, öyle her şeyi abartıyorlar abi. Genelde hepsi ümmetçi kesin oluyor yani, yanlış bilmiyorsam. Bir de abi adama 5-10 yerden maaş bağlıyorlar. 5-10 yerden maaş bağlıyorlar, sonrasında da diyorlar ki abim yani bunlar oy verir abi. Bir de şey vardı, adını unuttum, neydi lan adı? 128 milyon dolar abi. Milyar. Yani milyar dolar. Dilim tam abi, şey yapamıyorum onu. İşte abi zaten o hesaplara da kayıtlı. Günlük 10 milyon TL harcadıkları ortaya çıkıyor abi. Onu da reddetmiyorlar. Mesela bir tane bile yangın söndürme uçağımız yok. İsrail bize yardım gönderiyor. O düşmanımız dediğimiz İsrail bize yardım gönderiyor. Yani bizim yani Erdoğan'ın 13 yanlış bilmiyorsam 8 ya da 13 tane uçağı var diye biliyorum. Bizim bir tane yangın söndürme uçağımız yoktu. O bir sürü yer yandı. Yani bir sürü yer telef oldu abi. Şimdi bu yani hak mı desem hak değil abi. Mesela abi köprü yapıyorlar. Köprüyü kimin parasıyla yapıyorlar? Babaların paralarıyla yapmıyorlar. Cengiz yapıyor. Kendi paramızla yapıyorlar abi, bizim cebimizden çıkıyor. Aylık babalarımız vergi veriyor, analarımız vergi veriyor, dedelerimiz vergi veriyor, sülalemiz vergi veriyor. Sonra biz yaptık diye lafa girişiyorlar abi. Yani başkasının parasıyla kendilerini övüyorlar bildiğin. Evet. Avrupa'dan gelenler mesela abi, madem Avrupa o kadar güzel, madem Avrupa o kadar kötü, neden Avrupa'da kalıyorsun? Öyle bir şey de var. O zaman Avrupa'da kalmazsın, Türkiye'de yaşarsın. Türkiye'de niye yaşamıyorsun? Kurul düzenimiz var. Avrupa'ya giderken de kurul düzenim vardı, onu niye bozdun? Çok sağ olasın. Hayırlı günler abi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli dedi ki zarar eden çiftçimiz yok dedi mahsulünde dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ne dediyse doğru demiştir. Haklı mıdır? Haklıdır bence. Yani bu kadar şeyin içerisinde, bu kadar yalanın içerisinde bir tane de doğru olsun yani. Bence bu doğrudur. Koskoca bakan yalan mı söyleyecek? Yani bakan dediğin adam yalan söyler mi abi? Ya içinde bulunduğumuz ortamın yalan olduğu belli. Yani Tarım Bakanı'ndan bir başbakan yalan söylüyorsa, bir cumhurbaşkanı yalan söylüyorsa bu ülkede Tarım Bakanı'nın bunu söylemesi normaldir bence. Bu normal olarak karşılıyor. Yani bilmiyorum, ne zaman akıllanacağız? Onu bekliyoruz yani, ne zaman akıllanacağımızı bekliyoruz. Abi diyor bak. Ayçiçeği Mısır, ben Konyalıyım. Evet. Tarım Bakanı dediği haklı, ben hükümet destekleyen bir tip de değilim.
Tamam mı? Mısır ekiyor herkes Konya Ovası'nda, Karapınar'da. Herkesin altında son model araba var. Bu konuda doğru söylemiş. Zarar eden yok diyor. Zarar eden yok. Ben de memur olduğum halde ekin ektim yani. Niye? Kâr ediyor ya. Yapacak bir şey var mı? Sadece Konya tarafı mı diyor? Hangisi zarar diyor? Muzun kilosu kaç lira burada? 10 lira. Az tamam. Az mı? Üretici ne kazanıyor ondan? Yerinde 10 lira. Yerinde 10 lira. Yerinde 10. Ha yok canım öyle bir şey yok ya. O zaman mısır bir yerinde 5 lira. Şeye çıkıyor 10 lira. O zaman biz buğdayı niye yurt dışına alıyoruz? Yurt dışından niye alıyorsun? Mısır'a döndü. Mısır'a döndü. Mısır şeker pancalarını biz de çalıştık mı hayatım boyunca? Ben 8 yaşından beri tarlada çalıştım. Erzurumluyum abim. Tekirdağ'da mısır da ektim. Buğday da ektim. Gel Konya Ovası'na. Tek başıma 8 yaşında. İneği deme. Hayvancılığı konuşuyoruz. Hayvancılığı değil. Tarımı diyoruz. Gel Konya'ya. Herkesin altında son model araba var. Bak yemin olsun. Milletin evinin önünde ikişer araba var. Tamam, ben hükümet destekleyen bir tip değilim. Ya, araba olması onun şey lüks hayatı şey olmasın diye araba... RPG'nin şeyi kaç lira? Litresi? 6,5. Ha. Bu arabaya nasıl biniyor bu millet? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Nasıl biniyor? Hocam kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 21. yüzyılda. 21. yüzyılda yayan mı gideceğiz? Arabanın araba bir lüks mü? Araba bir ihtiyaç, ben telefon bir ihtiyaç kardeşim. Bu araba, telefon, teknoloji artık bir ihtiyaç. Tamam. Yani her ihtiyaç. Evde bir bilgisayarın tamam. olması gerekiyor. Tamam. Niye? Bilgisayarla ders yapacak çocuk. Tamam. Olmasın mı? Yani bu çocuk öğrenci, bu çocuk öğrenci. Şimdi bu derslerini nereden takip edecek? Lüks müdür diyor yani. Nereden takip? Bunlar lüks değil. Bunlar birer ihtiyaç. İhtiyaçla lüksü karıştırmayalım. Bak ben devlet memuruyum kardeşim. Ben devlet memuruyum. Ben bugüne kadar 37 yaşındayım. 600 milyon telefon parası vermiş adam. 600 milyon sadece. Evet. Bugünkü 15 yaşındaki çocuk 5000 liralık telefon cebinde taşıyor ya. Ya kardeşim bu lüks değil, bak bunu anlamıyorsun. Bilmiyorum abi. 5000, çocuklar 10 bin yenileme çok peşinde. 2 yılda bir yeniliyorlar. Kardeşim bozulsa yenileyebilir çünkü onunla yakalayabiliyor. Hayır tamam yenileyin o zaman yenileyin her 2 senede her sene yenilesinler eşyalarını, tamam mı? Her şeylerini yenilesinler, mobilyalarını yenilesinler, evlerini yenilesinler. O zaman zarar ediyoruz demesin millet. Tamam, başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Sen benden daha yaşlısın. Sen benden daha yaşlısın. Eski insanlarımız nasıl? Böyle bir şey var mıydı? Ne var mıydı? Gider var mıydı insanlara? Hangi gider var mıydı? Telefon. O gün telefon ihtiyaç değildi ya. Bugün şu anda ihtiyaç güzel kardeşim. Tamam. O gün yayan yürürdün. Tamam. Bugün yürüyemiyorsun. Bugün mutlaka bir aracın olması gerekiyor. Tamam. Her evde 2 tane var diyorum ben de. Her evde 2 tane olmaz. Bende var. Benim evde niye araba yok? Benim çalışmıyor muyum? Ben işleri sahibiyim. Ben niye alamıyorum? 2 yıl pandemiden dolayı ne hale geldik? Neyi bırakın ya? Sen bakmak istedin. Tamam, herkesin seni uğur. Herkesin şimdi diyorsun herkesin evinde 2 tane araba var. Herkesin el arabası bile yok, el arabası. Ne konuşuyorsun sen? Telefonunu çıkarsan olmaz. Gel. Ben telefonu çıkarayım, gel. Bu telefon bak. 2 yıldır kullanıyorum. Gel bak. Al. Telefona bak. Bu telefon ne kadar biliyor musun? 1000 lira bile etmez. Sen ne konuşuyorsun? Ben devlet. Telefonu 6 yıllık telefon, iPhone 6. Tamam, bu da 4 yıllık telefon. 4 yıllık telefon bu da. 4 yıllık telefon bu da. Değiştireyim yani. Sürümü değiştir. Telefon 500. Ya şu an artık atın. Ya yemin ederim var ya. Ne atacaksın? Sen telefona göre ekonomiyi niye yargılıyorsun şu an? Şimdi hayvancılıktan, tarımdan girdik, ekonomiye girdik şimdi. Ben demedim ki kardeşim herkesin telefona göre beni yargılayın. Tarım konuşalım bir dakika. Seninle tarım konuşalım güzel kardeşim. Ben Konya Ovası'nda görüyorum. Bütün çiftçilerin altında çift çeker motor var. Adana Ovası Çukurova. Çukurova tarımın başkentidir. Adana Çukurova bitmiş. Sen ne konuşuyorsun ya? Bitmiş tabii, gel bak. Adana Çukurova bitmiş ya. Adam yılda 3 kere mahsul eken adam ekemiyor. Kaç paralık teşvik? Ben devlet memuruyum. Söylüyorsun ya, tarım konuşalım. Tamam. Kaç paralık teşvik verdi? Buğdaya kaç para verdi? Arpaya kaç para verdi? Mısır'a kaç para verdi? Devlet bitmiş zaten. Ya devlet teşvik vermeden çiftçi nereden üretsin? Abi size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Daha düne kadar bunlar gaz yok, gaz sırasıydı, şuydu, buydu diye dalga geçiyorlardı. Yakında LPG sırasına geçeceğiz. Ben hükümet falan savunmuyorum. Madem dalga geç. Bu yani buna yapacak bir şey yok. Küresel bir ama tamam yemin ederim. Şu an öyle bir re yaptın ki. Başka bir şey var zaten. Küresel kriz başka bir şey. Devleti hortumlayıp yani, satmak da başka bir şeydir. Ya küresel bu ülkede kriz var bu zaten. Ülkenin hazinesi soyuldu. Bu ülkenin hazinesi. Bir şey demiyorum ki soyulmuştur. Doğrudur. Doğru olan yanlış olan ne? Bizim söylediğimizde yanlış. Tarımdan konuşuyoruz. Tamam, tarım konuşalım. Tarımda ne var?
Nasıl ne var? Mısır, muz kaç para dedin sen? 10 lira. 10 lira muzun teşhini biliyor musun? Bilmiyorum. Dünya Bankası şu anda insanları zehirliyor. Buralarda, seralarda yetişen muzların hepsi zehirli. Genetiğiyle oynanmış mısırlar bunlar. Mısır da aynı. Mısırın da genetiği bozulmuş. Tamam, ne yapacağız? Zehir yiyorsun. Ne yapacağız abi? Bunu da Dünya Bankası verdiği için şu anda muz 10 lira. Dünya Bankası buna teşvik veriyor. Geliyor senin seranın. Bu adamlar oyu kimi attı? Bak, hangi adamlar? Hükümete ya da sen verdin. Başka? Sen verdin. Başka? Hepsini sen verdin. Sen ve senin gibiler. Ben vermedim. Senin ben and içerim vermedim. Vermediysen neyi savunuyorsun ya? Bırak adam mı? Tarımdan girdiniz. Ben sana hayvancılık tarım diyorum. Hayvancılık da bitti. Ben ediyorum Adana. Doğu ve Güneydoğu'da hayvancılık yok. Bak Doğu ve Güneydoğu'da güzel kardeşim tamam, hayvancılık yok. İyi yayınlar diliyorum. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Böyle bir günde bunları konuşuyor olmamız bence çok utanç verici. Atatürk'ü buradan anıyoruz. Saygı ve sevgiyle şey yapıyoruz. İyi ki Atatürkçüyüm. İyi ki Atatürk benim liderimdir. Buradan herkese anlıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tarım Bakanı dedi ki... Tarım Bakanı, Bakanı ben bilmiyorum. Karar eden yok. Ha, telefona güç koymuşlar. Gelsin telefonları da götürsün, satsın, kendine bir şeyler yapsın. Başka ne olacak? Eyvallah. Olmaz olur mu ya? Çiftçiler hep zarar ediyor. Bizim memlekette bile hep zarar etti. Pades zarar etti. Şeyde Afyon'da. Abi koskoca bakan yalan mı söylüyor? Abicim gezmesi lazım. Köyleri gezmesi lazım. Geziyor mu? Evet, zannetmiyorum gezdiğini. Şeyde iniyormuş. İzmir'de arabayla, evine de helikopterle gidiyormuş. Allah Allah. Sosyal medyada söylüyorlar şey milletvekilleri. Nasıl çiftçinin durumu? Valla durum üretim olması lazım. Yani üretim olmazsa hep pahalı olur yani dışarıda gelen şey. Evet abi, ilaç dışarıdan geliyor dolarla. Gübre de dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Mazot desen 8 lira. Vallahi yani her şey ortada yani anlatmaya gerek var mı? Zarar ediyor diyorsun. Zarar ediyor tabii. Eyvallah, çok sağ ol. Yani gitmesi lazım, köylere araştırması lazım. Yani ediyor yani bunu görüne köye kılavuz istemez. Belli fiyatlardan belli yani. Çok sağ olun. Oldu, hadi kolay gelsin. Vallahi bence haklıdır. Ben birine şahit oldum. Adam gidiyor çiftçilikte, parayı alıyor. Tarımını yapmıyor, devleti zarara koyuyor. Haklı diyor. O insan, bir insan o parayı aldığı zaman hakkıyla ödese, hakkıyla yapılırsa tarım da kazanır, her şey de kazanır, devlet de kazanır, tarım da kazanır. Zarar eden yok diyor. Yoktur. Doğru mu? Doğrudur. Haklı. Haklıdır. Eyvallah. Tamam. Çok sağ olun. Zarar eden çiftçi yani tam bilemedim ama nasıl çiftçiliğin durumu? Bence çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hallerinin de hani çok yerinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zarar eden var mıdır? Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Vallahi görünen köy kılavuz istemiyor yani sonuç itibariyle. Memleket. Nasıl çiftçilik Türkiye'de sizce? Onu bilemem de gördüğüm kadarıyla insanların durumu iyi değil. Yani. Efendim bir tarım ülkesiyiz ama neden sebzelerimiz, meyvelerimiz çok pahalı? Dışarıdan geldiği için olabilir mi? Tohum ve ilaç mı? İlacı evet. Dolarla aldınız. Evet. Dolar da yükseldikçe fiyatlara mı yansıyor? Aynen öyle. Yani biz Avrupa'da bunun daha ucuz yiyoruz. Yani düşün Türkiye'den geliyor, Avrupa'ya geliyor. Avrupa'da daha ucuz yiyoruz mesela. Daha ucuz. Tabii. Yani burası da çıkan yer, her taraf sera, her taraf memleketimiz sıcak, her tarafta her şey çıkıyor yani, bitiyor yani. Bu yüzden yani ben şaşkınım burada neden 40 kuruş değil, 90 kuruş değil ya da 1 lira değil yani bir kilosu bir şeyin. Yani insan şaşkınlık içinde yani. Eyvallah. Yani burada yaşam çok zor. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Kıskanıyor musun bizi? Kıskanıyorum. Nasıl kıskanıyorsunuz baba? Ya yok öyle bir şey baba. Ne kıskanacağım ya? Açlıktan ölüyormuş Almanya'da insanlar. He öyle. Çöpler yığılıymış her yerde. Yok abi. O diyenlerin hepsi gelsin buraya burada yaşasın o zaman. Niye gelmiyorlar? Çocuk çok güzel konuştu tabii. Yani helal olsun. Büyük adam gibi yani. Gerçekten öyle yani. Herkes ben izliyorum yani diyor. Kurulum düzenimiz var işte. Bilmem ne yalan değil abi. Yani burada biliyor yaşayamayacağını yani. Öyle bir şey yok. Dediğin gibi 2000 lirayla geliyor buraya, 20 bin lira cebine koyuyor, geziyor bol bol yani. Burası yani zor bir ülke yani ben burada emin ol 15 bin lira da versen yaşayamam. 2008'de yaşıyor abi. Diyorum ya yaşayamam, zor. Yani çok teşekkür ederim. Bir şey de yavaş.